Öğrencilerin ve velilerin aslında görece bir anaokuluna başlayan, birinci sınıfa başlayan, beşinci sınıf ve dokuzuncu sınıf o kademe geçişlerinde yapan çocuklar için yeni okullar, yeni yüzlerle tanışacaklar için bir heyecan duyur. Aslında heyecanlı bir açılıştır normalde ama maalesef her yıl ekonominin çok daha derinleşmesi, işte yoksulluğun derinleşmesi vesilesiyle daha büyük sorunlarla şu anda yüz yüzeyiz. İşte biliyorsunuz okullar açılışında kayıtlarda alınan ücretlerle, işte bağış adı altında alınan ücretlerle sorun başladı. Yani şimdi okulların açılmasına bir iki gün kaldı. Şimdi kırtasiye ücretleri gündeme geliyor. Servis ücretleri bunun başında geliyor. İşte kıyafetler gündeme gelecek. Yani eğitimle ilgili birçok kalemde veliler şu anda hani o yoksulluğun çemberinde oldukları için, o derinleşen yoksulluktan kaynaklı, şöyle ifade edeyim, biraz daha açayım. Derinleşen yoksulluk şöyle vücut buluyor özellikle velilerde. Biliyorsunuz yaklaşık 17-18 milyona yakın veli var kamusal okullarda. Bu velilerin birçoğu asgari ücret düzeyinde ve altında sosyal yardımlarla hayata tutunuyor. Dolayısıyla denklemi buradan kurduğumuzda bu velilerin özellikle okula başlarken bu eğitim harcamalarını karşılayacak maddi imkanları yok şu anda. Yani bunu karşılayamıyor. Dolayısıyla çok büyük bir darboğazda şu anda veliler. Hani o okulun ilk açılışında okula başlama o heyecanı, bu masraflar görünce tabii ki bu heyecan kaçıyor insanlarda. Çünkü şöyle ifade edeyim, işte okul açılışında eğer bir okula yazdıracaksanız okul kayıt ücreti isteniyor bağış adı altında. Bu anaokullarda 7500 liralar, 10.000 liralar, 15 liralarla ifade ediliyor. İlkokullarda 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, ortaokullarda 200.000 liralara kadar bir fiyatlar talep ediliyor. Özellikle İstanbul'da bölge ve semtine, yerine göre. Dolayısıyla hani bunların hiçbiri kabul edilebilecek şeyler değil. Oysa anayasanın 42. maddesi der ki kamusal okullarda eğitim ücretsiz olarak karşılanır. Ücretsizdir. Hani hiçbir veli böyle bir ücreti ödemek zorunda değildir. Ama bir yandan da şunu çok iyi biliyoruz. Okulların ödenekleri yok denecek kadar az. Okullar bu ödenekler olmadığı için daha çok bu kaynakları velilerden, kendi okulun imkanları varsa buralardan talep ederek okullara kaynak yaratmaya çalışıyor. Haliyle burada Milli Eğitim Bakanlığı'nın çok önemli bir görevi var. Bu sorumluluktan kaçmamalı. Şu an Milli Eğitim Bakanlığı bu sorumluluktan kaçıyor. Hatta üstüne üstlük bir de bu ekonomik yoksulluktan kaynaklı devletin bütçesinde de daralmaya gidiyor. Daha doğrusu ekonomik tedbirler kapsamına eğitim giderlerini sokuyor. Dolayısıyla bu da doğru değil. Çocuklarımızın geleceği açısından eğitimde tasarruf olmaz. Sağlıkta tasarruf olmaz. Bunu da Milli Eğitim Bakanlığı'na buradan iletmiş olalım. İşte temizlik setinden kırtasiye giderlerine. Ya bunu veliden dışarıdan alıp getirmesi talep ediliyor ya da ücret olarak verilerek topluca alımı sağlanıyor. Bunun dışında ayrıyeten bir de aylık ödentisi var. Veli hani demin de ifade ettiğim gibi asgari ücretli, o açlık sınırındaki ücretle geçinen veli veya sosyal yardımla geçinen veli en önemli bu ihtiyacı karşılayamaz hale geliyor ve çocuğunu okula yollamıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Okul öncesindeki bir çocuğun eğitim hakkını böylelikle engellemiş oluyoruz.